Allah buyuruyor ki bilmediğiniz hususta görüş beyan etmeyin. Yani bir meseleyi biliyorsa ben doktorlukla alakalı hiçbir test testi yani şu hastalık olursa şu ilaç kullanılır diye bir tane kayıtlı videom yok. Ancak dinle alakalı konuşurum. Mimarlıkla alakalı da konuşmuyorum. Ya herkes adam çıkmış efendim bilmem ne felsefeci bilmem ne bilmem ne kalkıyor. Dinle alakalı konuşuyor. Bütün hadisleri reddediyor. Bütün şeyi reddediyor. Allah aşkına bir tane ayetin manasını veremezsin. Bir tane hadisin Arapçasını okuyamazsın ya. Din adına bu kadar meydan boş bırakılmamalı. En büyük sıkıntı. Bunu da söyleyeyim şu iftar saati. Bu konulara gibi ben burada çok konuşmalarım var. Kayıtlı videolar da var. Ben burada muzdaribim. Osmanlı bunu neyle çözdü? Şeyhülislamla da çözdü. Mesela ne olur? Sağlık Bakanlığı var. Özel hastaneler, tüzel hastaneler, sağlık çeşitleri, envai çeşit sağlıkta. Mesela kemik hastaneleri var, akıl, beyin, iç hastalıkta şu En Envai çeşit tamam ama bir tane Sağlık Bakanlığı var. Yani sağlığa uymayan olursa bir dakika yanlış yapıyorsun da icabında hastaneyi kapatıyor. E, öbür tarafta ne oluyor mesela bakıyorsunuz efendim e, ticaret bakanlığı var. En bayi çeşit iç dış efendim yurt içi yurt dışı ticaret bir tane var. Yanlış yapanlara bir dakika ya a dinle alakalı. Yani diyanettir, cemaattir, tarikattır, efendim ilahiyattır. E, şu şu fert. fark etmez. Yani şeyhül İslam olmalı. E, din adına iş yapanlar bakıyorsunuz o ben müesseseyim diyor. Kendine göre yapıyor. Öbürü ben şuyum diyor. Kendine göre Öbürü şu, ben buyum. kendi kuralını koyuyor. Yani herkes kendine göre kural koyuyor. Böyle bir baş başlık olmaz ki. Yani İslam aleminin içine düştüğü hezeyen bu. Arabistan'a bakıyorsunuz efendim Amerika'nın tekeli gibi böyle paravan şirket gibi. Evet şimdi ılımdaya doğru gittiler. Şimdilik de efendim köçek gibi oynamaya başladı. Ya bir şeyin şirazesi olur. Bir huzu şey olur. Mısır'a gidiyorsun mezhep diye bir şey yok. Mezhepsizlik dinsizliktir. Mezhepsizlik dinsizliktir. Mezhepten çıkmak ne demek? Bütün efendim sağlık hastalık teşhisini ben reddediyorum. Eczanedeki ilaçları da kabul etmiyorum. E ben yeniden bütün dünyadaki hastalıkları keşfedeceğim. E ilaçlar da ben yazarım. Bu deli saçmalığı. Şu andaki mezhepsizlik bu. Böyle bir dinsizlik. Yani bütün fetvaları sen yazacaksın ha. Onda bu kadar mezhepler, müştehitler yok edeceksin. Şimdi bunu, bunu yapıyorlar. Yani böyle bunlar dinsizlik. Mesele basit değil Ömer. Yani bunlar bunlar yani bu, bu hocaların dediği niye tutmuyor? Benim dediğim tutar. Neden? Ben Allah'ın emrine, peygamberin yoluna müştehit ulema ne diyor? Biz onu deriz. Vallahi İsmail'in bir görüşü yoktur. Bunu yine bir defa pro yemin etmiştim. Benim bir görüşüm yok. Bizim görüşümüz nasıl olabilir ama bakıyorsunuz bizim görüşümüz diyor. Lanet olsun senin görüşüne. Ben senin görüşünü göl sormuyorum ki. Din ne diyor bu hususta? Onun için Allah bize bu günlerde göstersin. Allah onu da bana nasip etsin. Hiç hiç mütevazi değilim. Ekiple beraber bunun yapılması lazım. Yapılması lazım. Bu mesele gecikiyor. E din adına her önüne gelen efendim ahkam biz ne diyoruz? Ömer Nasuhi Üstadımızın büyük İslam müali Bizim ülkemizi Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış ve otoritesi ortadadır, saygındır. Ben bunu en yetkili birine söyledim, o bizi bağlamaz diyor. Ondan sonra da görevden aldılar, fetodan içeri attılar. Cehennemin dibine git. Bu saatte biraz sesimi yükselttim ama yani bu mesele basit değil. Din adına bu kadar başıboşluk olmamalı. Olmamalı. Yani din adına açıklama yapılırken dikkatli açıklama yapılmalı. Yetkili birisi kalkıyor, mübarek geceleri eleştiriyor. Yani ismini vereceğim adam Koca Ko tefsirle profesör adamı tefsir profesörü diyor ki şu anda Diyanet teşkilatının okuttuğu ezanlardan diyor yarım saat 40 dakika devam edebilirsiniz diyor. Kendisi açıklıyor bunu. Ya yani söylemekte sakınca yok kendi açıkla Mehmet Okuyan. Adam diyor ki şu anda normal ezanları ben kabul etmiyorum diyor. Koca Diyanet teşkilatı bu kadar efendim e araştırılmış, konulmuş ve bütün dünyadaki Müslümanlar ve yurt dışındaki İslam ülkelerinde dolaştım. Orada baktığınız zaman genelde yani Arabistan'a gidin, Afrika'ya gidin, diğer ülkelere dolaşın. Bir buçuk saat, bir saat kırk dakika yani güneş doğana kadar ki imsan vakti. Ya bütün dünya Müslümanların yani inancıyla, aklıyla, ilimle alay etmektir bu ya. Bütün dünya Müslümanları yanlış yapıyorlar. Adam tek başına diyor ki hayır diyor ezanlar yanlış vakitte okunuyor. Kendi açıklaması var. Yanlış vakitte okunuyor, bana göre diyor yarım saat, 40 dakika, sonraya kadar devam et. Ya sen öğleye ne kadar devam et de. Bunu din adına açıklayamazsın arkadaşım, açıklayamazsın. Yani bütün milleti ahmak yerine koyamazsın. Bütün ümmeti dini anlamadı, ben anladım diyemezsin. Yani nasıl ki sağlık, mesela şimdi korona, covid ile alakalı araştırma yapılıyor. Her şimdi şu da olur, bu da olur diye. Ya sonucu bir ortaya koymada konuşulmaz sonucu ortaya koyan müştehitlerdir. Din adına bir şey olacağı zaman din işleri yüksek kurul vesaire. Ulema toplanır, tartışır. Bir hafta on gün ne kadar tartışacaksa sonucu ortaya koyar. Bu mesele haramdır çıkarsın. Bu mesele haramdır denir. Yok imsak buradadır, yok sahur buradadır. Dalga mı geçiliyor Allah aşkına? Bunlar niye konuşturuluyor? Bunların diplomasını yırtsana ya. Dinimle alay edenlerin Allah imkanını yok etsin ya. Yapma bunu arkadaşım yapma. Benim dinimden alay etme. Bu din 1400 senedir gelmiş. Bu kadar ulema, bu kadar müştehit. Benim kanıma dokunuyor bunlar. Yetkililer inşallah bu konuşmaların yetkililerin şeyine gider. Allah aşkına dinimle alay edilmesin. Benim zoruma gidiyor, kanıma dokunuyor. Bu meseleler basit mesele değil. Adam kalkmış, benim dinimi eleştiriyor. Bütün ümmetin yaptığının efendim yanlış olduğunu söylemeye kalkışıyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah sonumuzu hayır eylesin. Allah sonumuzu hayır eylesin. Allah gidişatımızı iyi eylesin. Yani bu milletin bir inancı var ya. Biz dini asli haliyle ne söylemeye çalışıyoruz? İmam-ı Azam. İmam-ı Şafi, İmam-ı Şafi. İmam-ı Maturidi, İmam-ı Maturidi. İmam-ı İmam, 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 İmam Eş'ari İmam Eş bizi bağlayan budur. Hiç kimse bağlamaz. Bunlar bağlar. Çünkü ümmet orada ittifak etmiş. Selçuklu orada ittifak etmiş. Osmanlı burada ittifak etmiş. Bin yıllık tarih, bin yıllık ulema hata mı yaptı? Bin yıllık Müslümanlar yanlış mı yaptı? Hayır böyle bir şey olamaz. Bizi bağlayacak Ömer Nasuhi Üstadımız veya buna benzer Rusuh ulema bir ortak nokta olmalı, ortak söylem olmalı. Onun içindir ki Rabbim şu güzel dinimizi efendim asli haliyle anlamaya, asli haliyle yaşamaya, barak iftar saati efendim bu vesileyle geriye kalan ömürlerimizi sıhhat, afiyet, huzur ve saadet, güzel dinimizi doğru anlayıp doğru yaşamaya muvaffak eylesin. Bizim e, bu hususta bir tereddüdümüz yok. Bütün ümmetler burada ittifak etmiştir, İttifakımız vardır efendim ülkemizin tarihi ittifak edilen meseleler var. Diyanet İşleri Teşkilatımız daha düne kadar masasında Büyük İslam Mühalini bulundururlardı. Ama şimdi modernistlere kaldı. Deistlere kaldı. Efendim tarihsellere kaldı. Dini bozmak için uğraşanlara kaldı. Bu olmaz. Yani diyanet kaldı demiyorum. Yani böyle yapmaya çalışıyorlar. Fırsat Allah fırsat vermeyecek. Benim ülkemin insanı akıllıdır. Ülkemizde çok seçkin din adamları vardır. Ülkemizde alnı öpülesice rusuh, ilim sahibi, yetkililer, etkililer vardır. Birbirinden kaliteli, Diyanet Teşkilatı'nda da, efendim müftülerimizde de, ilim ehlinde de çok böyle alnı öpülesice insanlar vardır. Onun için bizim temennimiz yerindedir. Allah bizi yanlışlardan muhafaza eylesin. Birlik, beraberlik içerisinde güzel dinimizi doğru anlamaya, doğru yaşamaya muvaffak eylesin. Son nefeste iman cennetiyle müşerref eylesin.